Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Seyda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş işi bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için 3 numara şiş kullandık. 3 numara. Bir de orta kalınlıkta böyle mürdüm renginde yeleklik ip. Şimdi yeleğimizi her zaman olduğu gibi 3 parça halinde başladık. Önler lastiği ile beraber 72 ilmek. 72. Bir önü lastiği ile beraber 72. Diğer ön parçası da aynı. Lastiği ile beraber 72 ilmek. Arkası için de 123 ilmek yaptık değerli izleyiciler. 123 ilmek. Kol altına kadar ben 50 santim örüyorum. Sizler kendi boyunuza göre uzunluğunu yaparsınız. Şimdi bugün sizlere bir örneğini anlatacağım. Bir örneği için 10 ilmeğe ihtiyacımız var. Bir örnek 10 ilmekten oluşan model. Şimdi ara ara zaten yeleğimi de göreceksiniz. Şöyle hemen örneğimize geçelim. Önler 72, arka 123 ilmek değerli izleyiciler. Bu büyüklükte yaparsanız 4 veya 5 bobin, 4 yetmeyebilir. Şimdi ilmeklerimi attım. Alt ucuna dilediğiniz, sevdiğiniz lastiği yaptıktan sonra hemen arka yüzden modelime başlıyorum. Kenar ilmeğimden sonra bir düz örüyorum. Arka yüzünde 9 tane ilmeğimi ters örüyorum. 2, 3, 4, 6, 8, 9. Şimdi bir tane düz örüyoruz. İkinci örneğe geçerken yine 9 ters bir düz. 9 ters bir düz olarak arka yüzden modelime başlıyorum. Şimdi örneğimin ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ters örüyorum. Bakın. Sonra bir, iki tane ilmeğimi düz ördüm. 3 ile 4'ü sağa doğru bir alıyorum. Bir ilmek doladım. Bir ilmeği ortada düz ördüm. Tekrar bir ilmek doluyorum. Şimdi de sola doğru 2 ilmeğimi bir alıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Toplamda 9 ilmek bakın. Bir tersten sonra 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğim var. Bir tane de ters ördüm. Kenar ilmeğimle sıramı tamamlamış oldum. Örneğimin birinci sırasını başladım. Şimdi kenar ilmeğimden sonra arka yüzde bir düz, 9 ters. Bir düz 9 ters olarak devam ediyorum örgüme. Bir düz 9 ters. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Bir tane yine kenar ilmeğinden sonra ters ördüm. Sonra bir ilmeğimi düz örüyorum. 2 ile 3'ü sağa doğru bir alıyorum. Sonra bir doladım. Ortada 3 tane ilmeğim var. Onları da düz örüyorum. Tekrar bir ilmek doluyorum. Şimdi de sola doğru ikisini bir alıyorum. Bir düz, bir ters kenar ilmeğiyle sıramı tamamlıyorum. Buradaki ilmeklerin bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Yani ön yüzden 3 defa bu işlemi yapıyoruz. Arka yüzde bakın. Bir düz, 9 ters. Bir düz, 9 ters olarak modelime devam ediyorum. Biraz uzun örneği bunun. O yüzden bir örnek anlatmak istedim. Tam anlaşılsın diye. Şimdi kenar ilmeğimden sonra bakın yine bir ters ördüm. Şimdi buradaki iki ilmeğimi de önce sağa doğru alıyorum. Sonra bir doladım. Tekrar ortadaki ilmeklerimi, yani 5 tane oldu ilmeğim burada. 5 ilmeğimi de düz örüyorum. Sonra tekrar bir ilmek doluyorum. Şimdi de sola doğru. Bir ters ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şu an örneğimin yarısını yaptım sevgili izleyicilerim. Yarım örneği. Yarısı kaldı. Şimdi yine bakın arka yüzde bir düz, 9 ters olarak bu sıramı da tamamlıyorum. Şimdi ön yüze geldiğimiz zaman biraz daha farklı işlem yapıyoruz.
dakika. Şimdi kenar ilmeğimden sonra yine buradaki bir tersi örüyorum. Şimdi burada başlarken bitirmeye başlamıştık. Şimdi bakın buradaki ilmeğimi düz örüyorum. Hiç bitirme yapmıyorum. Bir doluyorum. Sonra bir tane ilmek daha örüyorum. Şimdi iki ilmeğimi sağa doğru bir alıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. Bu ortadaki ilmeğimi düz değil, ters olarak ördüm. Hemen yanında yine iki ilmeğimi sola doğru alıyorum. Bir ilmeği düz ördüm. Bir doluyorum. Buradaki bir ilmeğimi yine düz örüyorum. Bir ters kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Bakın. Yine artırmalarımızı kenardan yapıyoruz. Toplamalarımızı ortadan. Tekrar bakın devam ediyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimi ters ördüm. 9 tane olan 4 ilmeğimi ters. Buradaki ilmeği düz örüyorum. Arka yüzü yine kalan 4 ilmeğimi ters örüyorum. Bakın 3, 4. Bir düz kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi yine devam ediyorum. Bir ters düzümü örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Hemen yanındakini tekrar düz örüyorum. Hep aynı yerden bakın iki ilmeği bir alıyorum. Ortadaki ilmeğim ters. Şimdi de tekrar sola doğru yine iki ilmeği bir alıyorum. Sonra bir düz örüyorum. Bir doluyorum ve bir düz. Hep 9 ilmek üzerinden devam ediyorum izleyicilerim. Bakın buradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Burada 6, 7 tane olduğu zaman örneğimiz bitiyor. Bir sıra daha bu şekilde yapacağız. Bakın şöyle hemen hızlıca örüyorum. Son ön yüze geldiğimizde yeleğimizin son sırası örneğimizin olacak. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ters örüyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Hemen onun yanındakini de düz ördüm. Bakın ikisini bir alıyorum. Bir ters. Şimdi de sola doğru ikisini bir aldım. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi burada da az önce söyledim. Bakın şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olduğu zaman arka yüzün şimdi tamamını ters öreceğim. İkinci örneğin başlama yerini gösterip videomu tamamlayacağım değerli izleyicilerim. Şöyle tamamı ters bakın. Yani bir düz 9 ters örerken siz yeleğimi yakından izleyin. Hemen ikinci örneğimizin de başlama yerini gösterelim ve videomuzu tamamlayalım. Çok kolay ve zevkli bir örgü. Daha önce de ara ara paylaşmıştım bu modelden zaten. Bakın şimdi aynı birinci sırada olduğu gibi kenar ilmeğimden sonra bir ters ördüm. Sonra bir, iki tane düz örüyorum. Bu 9 tane olan ilmeğimin. 2, 3 ile 4'ü bir alıyorum ve bir ilmek doluyorum. Ortadaki ilmeği düz. Yine bir ilmek doluyorum. Sola doğru 2 ilmeği bir alıp bakın 1 2 ilmek düz örüyorum. Bir ters ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlıyorum. Bu sıra bu şekilde devam ediyorum. Burada bakın 3 tane 1 2 3 tane olana kadar bu işlemi yapıyoruz. Sonra yine kenardan arttırma, ortadan toplama yapıyoruz. Örneğimizde de bakın zaten belli. Şurada da belli bakın. Buradan böyle başladık. Şurayı 3 tane 1 2 3 sonra da burada da yaptıktan sonra 3 tekrar örneğimizi açıyoruz değerli izleyiciler. Önleri 72, arkası da 123. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.